Daha da çok konuşuruz Nazif. Kırım Köprüsü vuruldu. Çok önemli. Yani bunlar önemli kırılmalardı. Gelinen noktada Ukrayna teknolojinin sayı fazlalığını, insan fazlalığını... Hocam Türkiye'nin kritik rolünden bahsettiniz. Burada şöyle bir durum daha var. CIA ve SBR'nin patronları, yani Amerikan istihbaratı ve Rus istihbaratının patronları Ankara'da bir buluşma gerçekleştirdi. Kırım bizim için neden önemli? Kırım Tatarları, Kırım Türk Tatarları için de bizim için önem arz ediyor. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hocam tüm dünya biliyorsunuz bir yıla yakın bir süredir, bir yıla çok az bir zaman kaldı, Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyor. Dünyanın tüm dengelerini değiştiren bir savaşla karşı karşıyayız. Ve biz bu savaşı sizinle çok yoğun bir şekilde konuştuk. Evet. Ve bir istihbarat savaşı olduğunu hep söyledik. Ben bu savaşta güncel durumu, istihbari haberleri, gelişmeleri sizden dinlemek isterim. Daha da çok konuşuruz Nazif. Yani daha bitmez da mi diyorsunuz hocam? Daha bitecek gibi gözükmüyor. Şimdi güncel bir çok kısaca bir geçmişten başlayıp güncel durumu anlatalım. Rusya'nın planı Kiev'in doğrudan alınması, Zelenski hükümetinin düşürülmesi ve orada hem siyasi hem toprak kazanımı elde edilmesiydi savaş ama böyle gitmedi. Sonra savaş çünkü Batı'nın konsolide bir şekilde Ukrayna tarafına çok ciddi hem istihbarat hem askeri yardım malzeme noktasında çok ciddi desteği oldu. Hem de askeri eğitim. Eğitim konusu. Eğit donat işte. Sonra bu taktikten vazgeçildi. Donbas bölgesini alınarak Rus kamuoyuna bir kazanım sunulması, başarı sunulması hedeflendi. Ve Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkması engelleyecek bir kuşatma stratejisine de dönüldü. Ama bunda da sorunlar yaşadı. Örneğin Karadeniz'deki amiral gemisi batırıldı Rusya'nın. Kırım Köprüsü vuruldu. Çok önemli. Yani bunlar önemli kırılmalardı. Yani bu stratejide de tutunulamadı. O dönemde ilan edilen bir seferberlik, kısmi seferberlik, seferberlik de olmadı. Yani başarıyla uygulanamadı. Askeri alımlarda sorunlar yaşandı. Hatta Türkiye Rus asker kaçaklarıyla dolu yani Batı bölgelerinden. Bunu artık kamuoyunda okuyoruz yani. Güncel duruma doğru yavaştan yaklaşalım. Önemli bir gelişme daha oldu 11 Kasım'da. İşte Ukrayna'da Rusya'nın tuttuğu tek büyük şehir olan Herson'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu da çok önemliydi. Aslında bu Herson'un alınmasında özellikle askeri uzmanlar, yani ben yabancı literatürü takip ediyorum, özellikle Ukrayna'ya verilen yüksek teknoloji silahların ve özellikle de o hassas büyük ölçekli topların çok etkili olduğu söyleniyor. Ve Türk mesela tabii pek dillendirmemek gerekir belki ama Türk SİHA ve İHA'larının da etkisi olduğu söyleniyor. Bayraktar. Bayraktar. Yani Ukrayna'nın bu askeri unsurları çok iyi kullanarak her sonunda Rusya'nın tutulmasına izin vermedi. Rusya'nın da bir stratejik hamle olarak Dnieper Nehri'nin Rusya tarafına doğru çekildiğini 11 Kasım'dan sonra görüyoruz. Bir geri çekilme oldu. Şimdi burada bu konu tartışılıyor. Bu konuda aslında Rusya'nın bu çekilmenin bir stratejik yani bir planlı bir geri çekilme olduğu bozgundan ziyade. Çünkü seçkin ve savaş tecrübesi olan önemli birliklerini koruma altına alması. Yani onların daha fazla zarar görmesini engelleme yönelik stratejik bir hamle olduğu söyleniyor. Ama ister öyle olsun ister böyle olsun ciddi açıdan Ukrayna açısından askeri açıdan savaşın mevcut durumunda önemli bir askeri kazanım var. Rusya bu noktada biraz zafiyete uğramış gibi gözüküyor. Rana, жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Hocam bir de bu savaşta bir versus'ta bir karşılaştırmayla karşı karşıya kaldık. Biz bir tarafta askeri nicelik sayısı olarak çok ciddi fazlalığa sahip olan bir Rusya var. Askeri çok, teknolojisi az. Bir tarafta Ukrayna var. Teknolojisi çok gelişmiş, askeri az. Bu da kim kazanır hocam? Tabii bu Ukrayna'nın teknolojisi Batı teknolojisi. Yani Batı'nın hibesi diyelim. Gelinen noktada Ukrayna teknolojinin sayı fazlalığını, insan fazlalığını mağlup ettiğini görüyoruz. Bu da askeri doktrin açısından önemli bir şey yani. Bu da mesela yüksek teknoloji ürünler. Bak ne kadar işte savunma sanayine biz de yüksek teknoloji ürünleri üretiyoruz artık. Yerli ve milli. Ne kadar önemli görüyoruz? Ne kadar önemli savaşın kaderini değiştiriyor. Gelinen noktada bu açığa çıkıyor.
Şimdi bunun ileriki boyutunda ne olur? Mevcut durumda şöyle bazı kırılmalar var. Ne olacak? Savaşın seyrini göstermesi noktasına önem arz eden. Örneğin Kırım Yarımadası'nın lojistiğini tamamen Ukrayna'nın kontrolünde. Özellikle de içme suyu, su. Ukrayna'nın kontrolünde. Çok kritik değil mi? Tabii Kırım. Kırım yani Rusya tarafından ilhak edilmiş. Yani Kırım'ın lojistiği Ukrayna'da. Şimdi hatlar tartışılıyor. Ukrayna ordusu Kırım Adası, Yarımadası'na da saldırır mı? Çünkü neticede uluslararası hukuk açısından ben her zaman söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu savaşta tarafsızlık politikası izliyor. Ben bunu destekliyorum. Ama neticede bu savaşta, bu çatışma sürecinde Rusya'nın uluslararası hukuku uygun olmayarak saldırgan taraf olduğu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermediği, Ukrayna'nın burada kendi ülkesini savunduğu da bir gerçek. Kırım'ı da ilhak ediyor. Kırım bizim için neden önemli? Kırım Tatarları, Kırım Türk Tatarları için de bizim için önem arz ediyor. Kırım Yarımadası, evet, Kırım Tatarların tarihi vatanı. Aslında Kırım Tatar milleti Kırım Yarımadası'nda oluşmuştur. Ve aynı zamanda elbet Türk dünyasının bir parçasıdır. Kırım Hanlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük müttefikiydi. Ama oraya bir yönelik bir doğrudan askeri hareket nasıl sonuçlar verir? Çatışmanın çok daha boyutlanması anlamına da gelir. İşte bu konuda tartışılıyor. Ama şimdi Rusya'nın bu geri çekilmeyle aslında kış da geldiği için bir yeniden, şimdi kışın neticede doğa şartları gereği çok geniş ölçekli askeri hareket yapmanız zorlanıyor. O coğrafya belli. O coğrafya kimleri gömmedi? Napolyon'u, Hitler'in ordusunu. O coğrafya soğuk. Soğukla mücadele etmek. Ama bu soğuk iki taraf için de soğuk. Yani bu soğuğun, kış şartlarının verdiği negatif atmosfer iki taraf için de geçerli. Yani kışın, savaşın bir donma sürecine gireceği, Rusya'nın belki toparlanma sürecine gireceği ve ilkbahardan itibaren bazı yeni şeyler söylenebileceği iddia ediliyor. Bu arada da tabii bir ateşkes süreci de tartışılıyor. Burada mesela Türkiye'nin de önemli rolü var. Hocam, Türkiye'nin kritik rolünden bahsettiniz. Burada şöyle bir durum daha var. CIA ve SVR'nin patronları, yani Amerikan istihbaratı ve Rus istihbaratının patronları Ankara'da bir buluşma gerçekleştirdi. Bu buluşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemli bir şey. Şimdi söyleyeyim, kim bunlar? SVR, Rus Dış İstihbaratı'nın direktörü Narishkin. Narishkin'i izleyin. Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, спасибо. Садитесь. Спасибо. Öbürsü de William Burr, CIA'in. Şimdi bunları Ankara'da buluşturursa bu teyit edildi artık. Örtülü gizli görüşmeydi ama teyit edildi. Bunu organize eden bir istihbarat teşkilatı. Bu istihbarat diplomasisi açısından önemli bir kazanım. Bunları masaya oturtmak. Bir çaba var. Ateşkes. Çünkü herkes zorlanıyor değil mi artık? Çünkü artık özellikle kıta Avrupası zorlanıyor. Amerikalılar da tartışıyor. Yani bunu olumlama manasında söylemiyorum. Savaşın uzaması Putin iktidarının yıpranması anlamına gelir ama Putin'in de bir kazanım sunması lazım. O yüzden o kazanımı sunmadan bu savaşı bırakmayacaktır. Çünkü biz o zaman bu savaşa niye başladık sorusunu Rus kamuoyu soracak. Bu Putin iktidarının yıpranması belki daha da iktidardan uzaklaşması anlamına da gelebilir. Bu savaşın uzaması Putin'in tabiriyle Anglo-Saksonların çıkarına, yani o İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyor. Ama kıta Avrupası açısından da enerji krizi noktasında kıta Avrupası'nın zararına. Şimdi bu bir ateşkes ilan noktasında bir çaba olduğunun göstergesi. Yani ben bunu olumlama manasında söylemiyorum. Rusya'ya da onurlu bir çıkış verilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bunu görmeden Rusya'da çıkmayacaklar. Ama bakacağız. Yani daha çok bu ne diyelim? Bu pilav biraz daha su kaldırır. Hocam, bir şey daha ekleyeceğim geriye dönüp. Bu CIA ve SVR buluşmasına dair dikkatimi çeken bir şey daha var. Normalde bu tip buluşmalardan sonra briefler yayınlanır, raporlar yayınlanır. Sızma yok. Sızmadı basına. Sızma yok. Çünkü bence iki tarafın da şey beklediği, yani olumlu bir, yani olumsuz bir şey olsaydı bir taraf sızdırıp şeyi bloke ederdi süreci. İki tarafta memnun mu diyorsunuz süreci? Bence uzlaşılacak konular ne olabilir ya da nasıl uzlaşabiliriz konusunda bir mutabakat sağlanmış. Ama son noktada karar verici kim? Amerikalılar için Biden, işte Harris yönetim. SVR Rusya tarafı açısından da Putin. Yani gidip bu direktörler oraya arz edecekler. Belki ikinci buluşmanın tarihi bile ayarlanmıştır. Biz bilmeyebiliriz bunu. Doğru. Bence olumlu bir hava olduğunun göstergesi bu da Ankara'nın, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın net bir başarısıdır. Hocam, çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Sağ olun Nazif, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Daha da çok konuşuruz Nazif. Kırım Köprüsü vuruldu. Çok önemli. Yani bunlar önemli kırılmalardı. Gelinen noktada Ukrayna teknolojinin sayı fazlalığını, insan fazlalığını... Hocam Türkiye'nin kritik rolünden bahsettiniz. Burada şöyle bir durum daha var. CIA ve SBR'nin patronları, yani Amerikan istihbaratı ve Rus istihbaratının patronları Ankara'da bir buluşma gerçekleştirdi. Kırım bizim için neden önemli? Kırım Tatarları, Kırım Türk Tatarları için de bizim için önem arz ediyor.